dedikodulara kulak vermediğiniz için sizleri alkışlamak istiyorum. Evet, Çiftlik Bank ailesi, kendinize daha kuvvetli bir alkış. Garip bir olay. Yine bir garip Çiftlik Bank hikayesine döndü. Çiftlik Bank hikayesi 2 oldu. Artık sinirden gülüyor. Çünkü başındaki Çiftlik Bank derdinden kurtulamıyor. Onun hikayesi binlerce Çiftlik Bank mağdurundan daha farklıydı. Herkes parasını kurtarmaya çalışırken o devlete iade etmek istiyordu. Çünkü Çiftlik Bank için yaptığı ambalaj makinesi elinde kalmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı CNN Türk'te yayınlanan haberin ardından devreye girdi. Tam bir hafta önce ekrana taşımıştık. Fatih Yalçınkaya Çiftlik Bank'tan aldığı parayı iade etmek istiyordu. Çiftlik Bank'tan yetkililer Fatih Yalçınkaya'ya ambalaj makinesi siparişi vermiş, parayı da peşin ödemiş, sonra ortadan kaybolmuşlardı. Fatih Yalçınkaya parayı hemen iade etmek istiyordu. Savcılık Fatih Yalçınkaya'yı çağırdı, ifade verdi, parayı da iade etti. Parayı dün yatırdım, içime öyle bir huzur çöktü ki yani gerçekten çok büyük yükten kurtuldum ben. Tam rahat nefes aldım, oh bu paradan kurtuldum dediği anda başına bir iş daha geldi. Konya 4. İcra Müdürlüğü kapısını çaldı, makinaya haciz koyuldu. Konya'dan bir avukat 143.832 lira alacaklı olduğunu iddia etti. Devletin aldığı bir karar. 16 Mart tarihli karar diyor ki bütün mal varlıklarına el koyma kararı diyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı. Şimdi bundan sonra kimse zaten haciz yapamaz. Sen neye istinaden gelip buraya haciz yapıyorsun? Sen neye istinaden haciz kararı çıkartıyorsun? Devletin kasasına geçmeden önce el koymaya çalışmak bu. Başka bir şey değil. Kim peki bu Konya'dan gelen avukatlar? Ya büyük ihtimalle o da mağdur. Ama şey yani onu da büyük ihtimalle para kaptırmış. Bu da görünen zaten 143 bin lira alacaklı gözüküyor. Herhalde bu da mağdurlardan avukat. Çiftlik Bank mağdurları. Çiftlik Bank mağdurlarından öyle olması lazım. Çünkü fame game olarak geliyor. O şimdi hacizin bir an önce kaldırılmasını istiyor. Makinayı satacak. Sonrasındaysa... Bir söz olarak veriyorum size. Bu makinayı sattığında bunun bütün parasını Mehmetçik Vakfı'na yatıracağım. Yemin ediyorum. Amacım para pul değil benim. Gösteri şov da değil. Benim öyle bir şeye ihtiyacım yok zaten. Beni piyasa zaten bilir. Yıllardır ben 20 yıldır bu işin içindeyim.